Evet, kaç yarışmacımız var ona bir bakalım. Oğlum 15 kişi var. Başlıyoruz sırasıyla. Ben puanlarımı da şuraya yazarım ya. Telefona yazarım artık. Önce Bakihan'ın resmi geliyor. Bakihan şu siyah ekranı keşke silseydin. Resim güzel abi bu arada. Hiç şop falan yok. Olduğu gibi aktarmış. Oğlum şu... Bu arada bir arkadaşımız abone oldu, ona hemen bakacağım. Emrah, kademe bir abone olmuş, toplamda ikinci ay aboneliği, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler kardeşim, hoş geldin. Kessene bereket. Şimdi sizler de puan verin mutlaka, tamam mı? Bu şekilde gidelim. 50 verenler var. Oyunla alakalı güzel ama sonbahar yaprakları olan kısmı koyması... Oğlum dur, ne yapıyorsun? Çok çok güzel olmuş. Yani ben fotoğrafı beğendim. Bilmiyorum kaç puan verelim. Rus yapımcılar yediremiyor, en çok izlenen Türk yayıncı olarak demiş. Artık yani onların bir şey. Aman biz keyif aldığımız için oynuyoruz. Bakia'nın fotoğrafına ben 70 vereyim mi ya? Şu yukarısı bozmuş, şarj, internet falan. Aynen bence de. Ben de 70 dedim. Mustafa Karlı da 70 demiş. 60 diyenler var. 50 diyenler var. 45 diyenler var. 60 verelim lan o zaman. 82 diyenler var. Bakia'na 60 veriyorum. 65 veriyorum. Lan fotoğraf fena değil güzelliğine de. Ama daha temiz bir şey yapılabilirdi. Bakian 65 olsun. Hatta ben bunu şöyle yapayım. Bakian 65. Diğer sıradaki yarışmacımıza gelelim. Güzel ama fotoğraflarınız çok güzel. Abi Deidra. Deidra. Mükemmel bir fotoğraf. Yine bu fotoğraf şeyde çekilmiş abi. ATV ile gidilen bölgelerde çekilmiş. Yağmur efekti var. Tamam mı? Kenarlardan da hafif flu yapmış. Bayağı hoşuma gitti. Deidra'nın fotoğrafı. Abi çok güzel fotoğraf ya bu. Yani o sarı sülfür gazının çıkışı falan bence çok güzel. Ya oğlum buna puanınız kaç? ...85 diyenler var. 80 diyenler var. Abi fotoğraf güzel ya. Oo 100 diyenler var. Ben buna 90 veriyorum. Yine şunu da hatırlatayım. Bir önceki yarışmada 90 alan, bu yarışmada 90 alan birbirine göre kıyaslama yapmasın. Belki bir önceki yarışmada 90 alan, bu yarışmada işte 95 alandan daha güzel de olabilir. Çünkü öyle bir kıyaslama yapmıyoruz. Şu anda sadece bu kişiler arasında yapıyoruz. Ben buna 95 veriyorum ya. Bu fotoğraf güzel. Deidre'ye 95 verdim abi. Kaldırıyorum. Geliyor diğer fotoğrafımız. Growny'nin fotoğrafı geliyor. Biraz çözünürlük düşük ama zombiyi adeta kafasını kesmiş ve böyle esir almış pozisyonda Kevlar setle bir fotoğraf. Bu da güzel fotoğraf ya. Bilmiyorum buna puanımız kaç olur. Growny'nin şöyle yazalım. Buna kaç veririm ya? Buna da bir 40 diyenler var oğlum. 40 hak etmiyor ya. 40 da değil. Yani bu fotoğraf güzel yani. Ama bence bu blur falan sıktı ya biraz demiş. Olabilir. 90 diyenler var. Ben buna 75 veriyorum ya. Growny'ye 75 verdim. Güzel fotoğraf. Keşke kalite biraz daha güzel olsaydı. Çok daha iyi olurdu. Gelelim diğer yarışmacımıza. Mustafa var. İtalyan Mustafa. Bu yarışmanın da sponsoru kendisi abonelik hediye edeceğini söylemişti. Artık bir sonraki yayında eder kim birinci olursa, ama Mustafa da birinci olabilir. Ha, güzel fotoğraf. Bunker Bravo'ya Raider'larla birlikte çekmiş. Elinde meşale var ve kar efekti eklemiş. Çok güzel olmuş. Bu fotoğrafı da çok beğendim ya. İtalyan Mustafa. Kaç versek ya İtalyan Mustafa'ya? Bugün de yayında yok şansına. Sizde 10 saniye geç geliyor ya, oradan biraz aslında şey oluyoruz. Ama bu fotoğraf da güzel oğlum. İtalyan Mustafa'ya bu fotoğrafıyla 90 veririm ben ya. Ne diyorsunuz? 93 diyenler var. 95 diyenler var. 88-85 diyenler var. 90. Ortalamanız 90 gibi gençler. İtalyan Mustafa'ya da 90 verdim. Güzel fotoğraf abi.
Yani bakalım şu diğer fotoğraf bizi çok etkiledi. Gereksiz yükselmiş de olabiliriz. Deidra'nın. Yani 90'ın altı kesinlikle değil de belki iki fotoğraf da aynıydı. Bir fotoğrafımız daha var. Bu da kim göndermiş? Kaplan göndermiş. Kaplancım susamış. Yani kraterde eller yukarıda çekmişsin. Kaplancım sana 30 puan veriyorum. Kaplan da 30 puan aldı. Çok başka bir şey göremedim çünkü. Kaplan'a krater fotoğrafı. Manda var abi. Manda'nın fotoğrafı geliyor. Manda geçiş sahnesini atmış bizlere. Güzel ama he. Yani bu krater geçişindeki adamları atmış. Bu fotoğraf benim hoşuma gitti yani. Farklı bir şeyi var yani. Manda'ya ne verelim? Manda'nın fotoğrafına o agalarla demiş. Sıfır diyenler var şey. Manda'nın fotoğrafına kaç verelim abi? Manda'nın fotoğrafı fena değil. Yani bu fotoğraf daha şeyler var ya. Kesme işlemleri falan uygulanmış. Güzel fotoğraf bence. Manda'ya bence ben 80 veriyorum aynen. 80 veriyorum ya. Manda'ya da 80 verdim. Güzel fotoğraf abi. Yani aslında 80'den daha fazla da hak edebilir bu fotoğraf ya. Bilemedim. Manda'nın fotoğrafını belki böyle puanlama çok değişik olursa. Yani üçüncü ilk üçe girer Manda ya yarışmada diye düşünmüştüm. Şimdi diğer bir yarışmacımız Mert. Mert'in fotoğrafına bakacağız. Yine bir balık fotoğrafı araştırmacı kostümüyle çekilmiş akşam vakti. İşte etrafta nülüferler falan var. Suda yalsımalar falan var. Yine güzel bir fotoğraf. Mert'in fotoğrafına da kaç verelim? Yani 70'i var ya. 70'den daha fazla lan bu fotoğraf bence. 70 8 veriyorum. 70-75 arası diyenler var. Güzel bence Mert'in fotoğrafı. 78 verdim. Kaldırdım bunu da. Yani güzel yerde çekmiş. Oyunda çekebilecek en iyi yerlerden birinde çekmişsin. Burada bir çok yanlış dizayn edilmiş bir fotoğraf var ama. Yani niye şu siyahlıkları kesseydiniz keşke. Abi pişkin şişkinin kafasını kesmiş ve ayakta duruyor. Adam bildiğin biftek gibi olmuş. Fotoğrafın başka bir durumu söz konusu değil. Mustafa Karlı çekmiş. Mustafa keşke şuraları kesseydin be oğlum. Ama fotoğraf çok değişik abi. Ben hiç böyle bir pişkin şişkin görmemiştim. Hayır oğlum nadir dediğim görsel açıdan fotoğraf çekilebilecek güzel olan yer sayısı nadir anladın mı? Nerede çeksin adam ormanda mı çeksin yani? Balık tutma yerleri görsel açıdan güzel yerler ve nadir bu böyle yerlerin sayısı. 65 diyenler var bence de 65. 65 almıştı ama Bakiyan 65 almıştı. Bakiyan'ın fotoğrafına bir daha bakayım şuradan. Bakiyan balık tutma bence bu fotoğraf 60. Tamam mı? Mustafa. Mustafa. Hatta şuraya şey yazalım. Karlı yazalım. 60 diyelim. Tamam 60 verdik. Şunu da kaldıralım. Daha güzel fotoğraflarımız var. Şuradan gelelim. Nurse Merve'nin fotoğrafı. Hocam güzel efekt var bu fotoğrafta da. Parçalayıcı. Oğlum değişik bir... Zombi bu da. Parçalayıcının fotoğrafı var. Mavi böyle bir efekt verilmiş. Güzel olmuş. Adeta böyle karakterler hani akşam karanlığında belli olmuş gibi. Puanlarınızı yazın. Bu fotoğraf güzel bir fotoğraf. Şöyle yapalım. Sediyelim. Bilmiyorum. Eski fotoğraflara da ara ara açıp bakıyorum. Deidra'nın fotoğrafının efekti daha mı güzel bilmiyorum. Mustafa üzgün demiş. Mustafa üzülecek bir şey yok kardeşim. Güzel fotoğraf benim. 80'ler var. Manda'nın fotoğrafına 80 vermiştik. Bu fotoğrafla kıyaslayınca bir bakayım be. 80-95 güzel değil diyen var. Yani fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok ama bence güzel fotoğraf. Ara sezondan kalma anı 80 demiş. 88'ler var. 70-80-89. 75-89. Tamam 80... 5 var mıydı hiç? Bakayım. 85 puan da bu fotoğrafa veriyorum. Hocam elinize sağlık.
Şimdi gelelim yeni fotoğrafa. Nurullah Aydemir'in bir fotoğrafı var. Oğlum fotoğraf ne kadar kaliteli. Kaliteli fotoğraflar. Şansa bak, iki tane oyun biliyor bunun altından kalkacağımı demiş. İki tane İzbandut'la fotoğraf atmış. Kevlar set var. İkisini de yere sermiş abi yani. Oğlum bu harbiden nadir bir durum. Fotoğrafın görsel açıdan çok bir şeyi yok. Ama bilmiyorum, iki tane İzbandut olayı. Bunu siz puanlayın abi. Bunu ben bilemedim yani ne diyeceğim. Ama Nurullah teşekkürler. Bu arada Nurullah, sen iki fotoğraf atmışsın. Birini yayınlayamıyorum. Sadece bir fotoğraf kabul ediyorum. Bir dahaki yarışmaya ikinciyi atabilirsin. Haberin olsun. Nurullah'ın puanını siz yerin abi. 90 diyen var. Tavşar. Chat bu demiş. He, öyle mi lan? Kite baksana abi. Oğlum. Nurullah elendiniz. Aynen. Nurullah'ı eledim. Nurullah sana puanımız 0 kanka. Niye böyle yaptın? Şuradan bir tane daha güzel fotoğrafımız var. Van Renault. İsmini muhtemelen yanlış okumuşumdur. Van Renault. Encartes diye oyun iki var. Fotoğraf çok güzel. Yani açı zamanlama, yavru köpeğin gelmesi, bu set, elindeki meşale, işte suda olan yansımaya bak. Zombi ölüsü. Çok güzel olmuş bu fotoğraf. Benim hoşuma gitti, bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz buna? Hileyle işimiz olmadı arkadaşlar. Hileli fotoğrafları şey yapmıyoruz. Onu eledik. 95-100 diyenler var. Vallahi bu fotoğrafı bilemedim ya. 90 diyenler var. Şöyle bir bakayım. Bu fotoğraf çok değişik ya. Aa, bu fotoğraf çok değişik. 93 tatlı demiş. Buna da 90 veriyorum ben. Nurul, bu kimin fotoğrafıydı lan? Dur, yanlış oldu. Ha, Van Irenot. 90 veriyorum. 99, 99, güzel 85, 90, Muhammed Salih 100 demiş, Yusuf 90 demiş. 90 veriyorum. Son 3 fotoğrafa tekrar bakalım ya, tamam mı? Kıyas yaparken. Çünkü güzel fotoğraflar. Vay Bitter'ın bir fotoğrafı var. Ender bir şey almak için güzel bir gün demiş. Bu bizim şeyde balık takasında olan şey. Beni koymuş aşağıya da. Hepsi benim şoplu hallerim. Takas ve alışveriş için mevcut eşyalardan birini seç. Komik olmuş, güzel olmuş. Puanlarınızı alalım MyBitter'ında. Ama görsel açıdan bir fotoğraf değil. Sadece espri amaçlı yapılmış bir fotoğraf. Burası airdrop demiş Ensar. Abi 95 hak ediyor demiş. O fotoğrafı tekrar değerlendireceğim ben. Tamam mı? O son 3'ü tekrar değerlendireceğiz. 90, 100 diyenler var. 90. Ya ben şimdi Vibiter'ı gönüllerin birincisi ilan edip puanlamıyorum. Tamam mı? Fotoğraf çok güzel, espri amaçlı ama aradığımız... Ya böyle fotoğraflar kesinlikle gelsin istiyorum. Kullanırız. Sağa sola da atarız. Ama yarışmanın formatı açısından... Yayınımız mı gitti? Bir saniye. Oğlum arkada ne oluyor ya? Yayında bir sıkıntı yok deme. Hani nereden oy alacağını biliyor. Siz şey yaparsınız diye koyuyor burada değil mi? Vay Bitter. Vay Bitter'ın gerçekten editleri, kanalı falan bakabilirsiniz. Çok güzel editler yapıyor. Vay Bitter'ı oylamadım, puanlamadım. Tamam, konsepte aykırı olduğu için. Ama gönüllerden 100 puan veriyorum. Ama böyle fotoğraflar da atarsanız sevinirim. Çünkü güzel fotoğraflar kullanırım. Instagram'a falan da atarım arkadaşlar. Böyle espri dolu fotoğraflar da bekliyorum. Zaze'nin fotoğrafı var. Yine bir pişkin şişkin değildi. Bu neydi? Bununla kol kola. Oğlum sen bizim düşmanımıza sarmaş dolaş nasıl oluyorsun ya? Zaze. Zaze'ye de kaç verelim? Şuradan bakayım kimlere kaç puan verdiğime.
Ona göre puanlayacağım abi. Yani bu fotoğrafa da 60 veririm ya buna da. Zaze'ye de. Ne diyorsunuz? Bu arada puanlama işleminin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilk puanlamayı Zehirli Menfur, tamam doğru. İlk 3 yarışmacıyı bir alacağım. Birinciyi biz belirleyelim ya, tamam mı? Ya siz belirleyin. Bir anket yapayım. Çünkü ben orada çok kafam karıştı. Şimdi ilk 3'e girenleri bir alayım şuraya. Kim var abi? İtalyan Mustafa'nın fotoğrafı var. Bir anket yapacağım, hemen orada belirleyeceğiz. İtalyan Mustafa var. Deidra'nın fotoğrafı var. Deidra. Bunları ayarlayacağım yerlerini şimdi. Bir tane daha fotoğrafımız vardı. Deidra, İtalyan Mustafa. Van Renault. Tamam. Arkadaşlar. Şöyle ben buralara isim yazabiliyor olsam. Bak birincisi ya da şöyle diyeyim. Karlı fotoğraf diyeyim. Sülfürlü fotoğraf. Köpekli fotoğraf diyeyim. Çünkü isimleri siz bilmiyorsunuz. Karıştırabilirsiniz. Tamam mı? Anket başlat. Yeni anket. Hangi fotoğraf daha güzel diyorum. Yanıtlar. Karlı Bunker. Fotoğraflara da isim vereyim. Bunker Bravo. Sülfür. Sülfürlü geceler. Şu da yavru köpek uluyor. Tamam, fotoğraflarımızın isimleri de bunlar. Çok iyi isimler. Süremiz 2 dakika başladı abi. Ankete herkes katılsın lütfen. Sizler seçeceksiniz. Ankete tıkla yukarıdan, chat bölümünden sizler seçiyorsunuz abi. Bakalım hangi fotoğrafı beğeneceksiniz. Sonuçları göstereyim ben de şuradan. Şu anda sülfürlü geceler 5 oy almış. Önde gözüküyor. Değişebilir. Karlı Bunker Bravo 3 oy almış. Yavru köpekler uluyor 3 oy almış. Değişiyor abi. %25, 50, 46 değişik durumlar söz konusu. 2 dakika sonra bitecek. Hocam benim fotoğrafa ne oldu? Apen senin fotoğrafın yok. Hangi fotoğraf seninki? Yeni atmış olabilir misin? Tüm fotoğrafları aldım arkadaşlar. İyi bakayım. Almadıysam da bir sonraki yarışmaya alırım, merak etmeyin. Aa, yeni fotoğraflar gelmiş. Bu arada bugün atılan fotoğrafları sonra alacağım. 2 kişi fotoğraf atmış. Onlar artık bir sonraki yarışmaya gelecek arkadaşlar. Eğer onlardansanız. Nick'in ne Alperen? Bakayım ben de buradan. Kontrol edeyim. Almadığım fotoğraf şu anda yok gözüküyor yani. Tüm fotoğrafları almışım abi. Aynen, tüm fotoğraflar alınmış. Grovy. O seri fotoğrafın çıktı. Grovy. Senin fotoğrafın çıktı. Hatta kaç puan aldı? 80 falan aldı. Evet, sonuçlara bakıyorum ben şu anda. Abi herhalde sülfürlü geceler gidiyor şu anda. Arkasından yavru köpek uluyor gidiyor. Anket gelmediği için ben buradan ikinci fotoğraf diyorum. Anket nasıl gelmedi ya? Ha, televizyondan olduğu için olabilir. Tamam arkadaşlar, sürfürlü geceler. Şöyle yapayım. Sonra yavru köpek uluyor. Birinci yarışmacımız. Oğlum niye öyle oldun sen? Deidra oluyor arkadaşlar. Sülfürlü gecelerle birinci yarışmacımız Deidra. İkinci yarışmacımız yavru köpek uluyor. Van Irenot. Şu fotoğrafımız abi. Bu da çok güzel. Üçüncü yarışmacımız da Mustafa oluyor arkadaşlar. Sonra Nursem Erve dördüncü. Manda beşinci oluyor abi. Bu şekilde ilerliyor. Mert 6. oluyor. Grovni
7. oluyor. 75 puan almışsın Grovni. Sonrasında Bakian 8. Karlaga, Zaze 9. yarışmacılarımız. Onda Kaplan oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 3. fotoğraf yarışmasını da sonlandırmış oluyoruz. Arkadaşlar yarışmalara sizler de katılmak istiyorsanız şuraya Discord'da en iyi fotoğraf yarışması diye bir Eldüye fotoğraf yarışması diye bir oda var. Oraya fotoğraf atıyorsun. Attıktan sonra silindi zannetme. Bugünkü yarışmacımızın birincisi gibi 30 kere atarsın fotoğrafı. Deidre çünkü fotoğrafı kaç kere atmış bilmiyorum ya. Bayağı atmış. 5 kere falan atmıştı yani. Atmanıza gerek yok. Siz fotoğrafı attıktan sonra fotoğraf silindi gibi oluyor. Silinmiyor. Bende açık arkadaşlar o oda. İlk fotoğraf attığınızdan beri hep açık. Siz ama tekrar birbirinizin fotoğrafını görmeyin diye siliniyormuş gibi oluyor. Onun da bilgisine vermiş olalım. Şimdi dünkü yaptığımız gibi. Yok hocam bilgisayarı bağladım. Ekranı ama yazabiliyorum. Anlamadım ne olduğunu. Ha bilmiyorum hocam ya. Şöyle yapıyoruz. Bugün de yapacaklarımızı bitirdik. Artık sıradaki yayınız. Belki yarın yaparız. Belki yapmayız. Ben kesin gölgeden gittim diyor. Biraz fotoğrafın kalitesizdi ya. Yani kalitesizden kastım. Büyütülmüyordu anladın mı? Küçük boyda yapmışsın. Ya WhatsApp'tan mı aktardın? Bir şeyler aktarmışsın ya. Sanırım. Sülfüre yürüyor korkmuyorum demiş aynen. Ben pek nasibimi alamadım. Bu yarışma en iyisi 5 dakika blur ekleyip atayım gitsin demiş. O senin fotoğrafın da güzeldi manda. Bir bakayım seninkine bir daha. Aynen senin fotoğrafın da emek kokan. Vallahi sen ben efekt olayına aldandım aldanmasam sen birinciydin yani. Gerçekten fotoğrafın güzeldi. Emek isteyen bir fotoğraftı. Bence ilk üçte olması gereken bir fotoğraftı. Ama bir anlık işte jüri de bazen şaşıyor ya. Arkadaşlar şimdi dünkü gibi yine bir arkadaşımızı sevindirelim. Şuradan ben hemen ona bakayım. Tamam mı? Bu arada hepinize çok çok teşekkürler. Sağ olun. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Her yayına geliyorsunuz. Bundan sonra belki pazar günü yayınımız olur olmazsa bile çarşamba tekrar görüşeceğiz. Bilginiz olsun. Bir baskın yapacağız. Lütfen ayrılmayalım. Çünkü böyle 1-2 izlenen kişilere gidip sevindireceğiz. Bakalım kimler var. Ha, aynen. Dünkü arkadaşı açıkmış. Ona gidelim sevindirelim olur mu?